Arkadaşlar selamlar. YouTuberlar thumbnail'larını nasıl yapıyor serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Charm Coil'in thumbnail'larını nasıl yaptığını göstereceğim. Eğer bu videoya 50 like gelirse bu thumbnail'ın PSD dosyasını Discord sunucumda sizlerle birlikte paylaşacağım. İstediğiniz gibi bu PSD dosyasını düzenleyip kendi kanallarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu arada Fırat abi, bu videoyu gördüysen yorumlara bir yorum bırakırsan çok sevinirim. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İlk olarak Ctrl N'ye basıyoruz ve yeni bir sayfa açıyoruz. Buradan genişliği 1920, yüksekliği de 1080 yapıyorum. İsterseniz bunu 1280'i 720 şeklinde de yapabilirsiniz. Burayı açtıktan sonra buraya, yani sağ üst kısma, bir arka plan koymamız gerekiyor. Burada videonuzun içeriğiyle alakalı bir arka plan koymanız gerekiyor. İsterseniz benim gibi yapıp videonuzun içeriği hakkındaki bilgiyi burada Google'da aratıp SS alabilirsiniz. İsterseniz de videonuzun içerisinde bulundurduğunuz bir görseli buraya koyabilirsiniz. İlk olarak görselimi aldım, SS'imi aldım ve bu şekilde büyütüyorum ve buraya sağ kısma oturtuyorum. Tabi karakterim geldikten sonra bu SS'im üzerinde düzenlemeler yapacağım, yerini değiştirebilirim ama şu an değiştirmiyorum. Bu arada ben Fırat abinin kendisini bu videosundaki thumbnail'dan aldım. Siz istediğiniz kişiyi kullanabilirsiniz thumbnail'da. Bu thumbnail'ı buraya attım. Bunu tam ekran bir şekilde yapıyorum, karakterimi oturtacak bir şekilde. Daha sonra elime kalem aracını alıyorum ve karakterimi kesiyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz kişiyi burada kullanabilirsiniz. Bu şekilde seçimimi yaptım. Buradan seçim yap diyorum. Tamam'a tıklıyorum. Daha sonra buradan dikdörtgen işaretleme aracını alıp ekrana sağ tıklıyorum ve kesmeyle katman diyorum ve arka plandan karakteri ayırmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi karakteri ekledikten sonra şurada ufak bir boşluk var. O yüzden bu arka plandaki resmimi birazcık büyütüyorum ve bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra karakterime gölge vermem gerekiyor. O yüzden karakterimin olduğu katmana çift tıklıyorum. Açılan panelde en alttan gölgeyi açıyorum. Buradan yayılmayı birazcık arttırıyorum. Boyutu birazcık arttırıyorum. Opaklığı da biraz kısıyorum. Bakayım, gölgemiz olmuş. Yayılmayı 24, boyutu 79, uzaklığı 0. Opaklığı da %41 yaparsanız benim yapmış olduğum bu gölgeyi elde edebilirsiniz. Tamam'a basıyorum ve kaydetmiş oluyorum. Daha sonrasında karakterimin alt kısmında bir ateş efekti olması gerekiyor. Ben Google'dan bu şekilde bir ateş efekti buldum. Maalesef Fırat abinin videolarında kullandığı ateş efektini bulamadım ama bu da güzel iş görüyor. Bunu bir şekilde katman modunu doğrusal soldurma ekli olarak yapıyorum. Ctrl T'ye basıyorum ve bunu büyütüyorum. Daha sonra Fırat abinin, yani karakterimizin altına bu şekilde getiriyorum. Daha sonra T'ye basıyorum. Karakterimin üstüne tıklıyorum. Çünkü bir üst katmanı almak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Thumbnail'ınızda ne yazmasını istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Ben mesela yine bu thumbnail'ı yaptığım gibi bu nasıl yazıyorum, altına da yapılır yazacağım. Bu nasıl yazdım? Bu arada fontumuz Integral CF Regular. Bu fontun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu şekilde yazımı büyütüyorum ve yerimi bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra Ctrl J'ye basıyorum, Ctrl T'ye basıyorum ve yazımı aşağıya indiriyorum. T'ye basıyorum ve buradan yazımı değiştiriyorum ve yapılır olarak değiştiriyorum. Siz artık ikinci yazınız neyse onu yazabilirsiniz. 3 tane de soru işareti koyacağım ben. Güzel duruyor. Daha sonra bunların ikisini alt alta getiriyorsunuz. Zaten Photoshop'un kendi cetvelleriyle bu şekilde alt alta getirip getirmediğinizi anlayabilirsiniz. Ctrl'e basılı tutarak bu yazı katmanların ikisini de seçiyorum. Daha sonra Ctrl G tuşuna basıp bunları grup haline getiriyorum. Grubun üstüne çift tıklıyorum. Ben Fırat abinin yaptığı gölgeyi nasıl yaptığını buldum. Buradan sizlere de hemen söyleyeceğim. Gölge kısmına geliyorum. Buradan opaklığı %100 yapıyorum. Yayılmayı %8 yapıyorum. Boyutu da %35 yapıyorum. Ve tamama tıklıyorum. Daha sonra Ctrl T'ye tıklıyorum. Shift tuşuna basılı tutarak bunu eşit bir şekilde küçültebilirsiniz. Bu şekilde küçülttükten sonra eğer bunu yamultmak istiyorsanız da Ctrl'ye basılı tutuyorsunuz ve buradan mesela tuttum, çektim bu şekilde. Shift tuşuna basılı tutarak bu şekilde büyütebilirim. Buraya da bu şekilde yerleştirebilirim. Thumbnail'da yapacaklarımız bu kadardı. Bunları yaparsanız bu tarz thumbnail'ları elde edebilirsiniz. Ama ben bununla uğraşmak istemiyorum, sadece düzenleyip paylaşmak istiyorum derseniz de
videoyu beğenebilirsiniz. Dediğim gibi bu video 50 like'a ulaştığında Discord sunucumda, diğer videolarda yaptığım thumbnail'ları paylaştığım kanalda, yani içerikler kanalında bu thumbnail'ın PSD dosyasını sizlerle paylaşacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.